Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlerle birlikte kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce Bitcoin bildiğiniz şekilde yükselerek 51 bin dolara geldi. Ve birçoğunuz bana şunu soruyorsunuz. Ya hocam fikrin değişti mi? Hani düşüş bekliyordun artık beklemiyor musun falan. Arkadaşlar benim söylediğim şey basit. O da şu. Yani eğer Bitcoin fiyatı 16 binden yükselmeye başladıysa ki ben bunu 40 binlerde de dedim. 35 binlerde de dedim. 50 binlerde de diyorum. Düzeltme olmadan arkadaşlar girmek çok riskli bir şeydir. E, mutlaka düzeltme vermesi gerekir ki e, bizler girebilelim. E, bu yüzden şunu söyleyeyim. Fikrim değişmedi. Hani hala düzeltme bekliyorum. Zaten düzeltme olmadan almanın da çok sağlıklı ve riskli bir şey olduğunu size defaatle de belirtiyorum. E, hani sürekli bu sebepten e, dikkatli olmanız gerektiği konusunda videolar yapıyorum. E, bazı arkadaşlar diyor ki hani, sen böyle diyorsun ama fiyat yükseliyor. Arkadaşlar zaten ben fiyat yükselenmez diye bir şey demiyorum. Benim bahsettiğim şey şu. Fiyat buradan 60 bine de girebilir. Ya bu imkansız diye bir şey yok zaten finansal piyasalarda ama bir düzeltme vermesi gerekiyor ve bizlerin de bu düzeltmede girmesi gerekiyor. Yani mantıklı olan ve akıllı yatırım da böyle aslında diyerek geçiyorum. Şimdi haberlere bakalım. Bir de tarihe bakarak bir veri göstereceğim size. Şimdi 1.3 milyar dolarlık 35 milyon BTC hissesi açıldı bu mahkemeden onay aldı. Yani istedikleri anda 1.3 milyar dolarlık bir satış baskısı yaratabilirler arkadaşlar. Böyle bir özelliği var bu adamların. E, muhtemelen de satacaklar çünkü iflas ettiler. E, bu kripto para piyasasında bir risk onu belirteyim. 1.3 milyar dolar çok ciddi bir rakam. E, bunu bir göstermek istedim sizlere. Böyle bir riskimiz var e, diyerek geçiyorum. Geldim Bitcoin analizimize. E, burada da dikkat etmenizi istediğim bir husus var. E, bu arada son olarak da önceki videoda istediğiniz coinleri ve soruları cevaplayacağım. Bu videonun altında da merak ettiğiniz soruları ve incelememi istediğiniz coinleri yazabilirsiniz. Mutlaka incelerim. Şimdi benim burada gözüme çarpan bir şey var arkadaşlar. Daha önceki yükselişte ne olmuş diye baktığım zaman hani şuradaki harekette şu olmuş. Şöyle bir fibonacci'mizi çekelim. Fibonacci'mizi çektiğimiz zaman bakın şu gözüküyor. 786 noktasından bakın 786 noktasından çok ciddi bir düşüş başlamış ve 786 noktasına gidene kadar da biz fiyatın arkadaşlar %342 arttığını görmüşüz en dipten. Ondan sonra bu 786'sından dönmüş 886'ya kadar inmiş. Bakın 886'ya kadar inmiş. Ondan sonra buradan da 1.618'e kadar sıçramış bir harmonik formasyonu gerçekleştirmiş olmuş. Ve böyle bir hareket gözlemlemişiz. E, ve ben şunu fark ettim. Ya şu an ne oluyor diye e, baktığım zamanda da hani şöyle bir Fibonacci'mizi çekelim. E, fark ettiniz mi bilmiyorum yine 786 noktasındayız. Ve 786 noktasını mesela öncekinde ne kadar aşmış diye baktığım zaman. Bakın gelin şöyle bir bakalım. E, 786 noktasını e, yaklaşık olarak %5 aştığını görüyoruz. Şimdi biz de burada bakalım mesela 786 noktasını yüzde kaç açmışız diye. E, şimdi tarih tekerrürden ibarettir e, diye bir laf var sonuçta. Burada da baktığımız zaman arkadaşlar, bir dakika şöyle bir getirelim. Burada da %5 aştığını görüyoruz. Yani çok yakın hareket ediyoruz. Ve ikisinde de benzer hareketler var. Şimdi diğerinde ne olmuştu mesela? Diğerinde 886 noktasına kadar bir düşüş görmüştük. Tam 886 noktasına kadar. O da 18.000'e işaret ediyor. Ondan sonrasında dev bir halli başlamıştı. Şimdi ben burada 18.000'e düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Bunu bilebilecek kişi yok zaten. Ama şundan eminim. Ee, eğer buradan dönersek yani buradan aşağıını zaten mutlaka düzeltme vermek zorundayız. Ee, verdiğimiz düzeltme eğer 24-25 bin binlere kadar olursa bu bizim 174 bin dolara kadar e, önümüzü açar. Onu söyleyeyim. Yani eğer biz şöyle bir hareket görürsek arkadaşlar anlatmak istediğim şu. Eğer buradan biz fiyatın minimum 25 bin e, ve 17 bin dolar bandı yani 25 bin-17 bin dolar bandı ki bizim beklediğimiz band. Eğer bu aralığa inerse biz fiyatın 174 bine kadar çıkabileceğini görebiliriz. Bunu söyleyeyim, böyle bir olasılık var. Ee, bunu söylemem gerekiyor. Ee, şimdi fiyat düşer mi düşmez mi? İnsanlar bunu da çok soruyor. Ee, bahsettiğim şey şu, yani bundan önceki boğalara da bakın, mutlaka şunu göreceksiniz, yani düzeltme olmadan boğa olmuyor. Yani bu imkansız bir şey. Ee, o yüzden düzeltme gerekiyor. Yani bu muhtemelen bu civarlardan düzeltme verecek. Ki zaten tüm temel metiklere baktığımız anda da hepsinde şunu göreceğiz, yani hepsi çok yükseklerdi. Artık hepsi çok şişmiş ve negatif uyumsuzluk veriyor daha demin de belirttiğim şekilde yani eğer tarih tekerrür edecekse böyle bir senaryo görebiliriz. Ve diğer bir riskimiz de şu. RSI'da bir dakika açalım onu. Hı. RSI'da arkadaşlar ikili tepe mevcut. Ya yani şöyle RSI'de ikili tepe oluşuyor gibi duruyor. Ve bu eğer olur da RSI 40'lara 45'lere kadar falan sarkarsa ya zaten bu bizim bulunduğumuz noktadan 27 bin lira 26 bin lira kadar düşmemiz demek oluyor. Ya dediğim şekilde hani 17 bin 25 bin, 26 bin bandı yani bu aralıkta bir yere geleceğiz muhtemelen ve burada alacağız. Benim planım bu. Zaten ben sizleri sürekli haberdar ediyor olacağım merak etmeyin. Sakın da korkmayın. Hani şuna da demeyin ya buradan 100 bine gidecek falan korkmayın. Mutlaka ne verecek o zaman girin. Fenomenlerin gazına gelmeyin öyle diyeyim size. Şimdi sizlerin incelememişsiniz. Coinlere bir bakalım ya da sorularınıza bir bakalım. Çınar Bey hocam bir video çeker misiniz? Çekiyorum şu an. Erdem Kaya 50 bin oldu ne yapıyoruz alalım mı? 30 bin zor gelir gibi. Ya şimdi dediğim şekilde daha önce olanı gösterdim size ve 50 binden almak çok mantıksız. Yani çünkü burada zaten dipten hani yüzde bakın kaç gitmişti. Bu arada ona da bir bakalım yani önceki boğada kaç gitmiş şu an kaç gitmiş diye. önceki boğada görüyorsunuz yüzde 342 çıkmış. bu boğada ne kadar çıkmış diye bakıyoruz. yüzde 241. Ama şimdi rakamlar farklı. Yani sonuçta 3000'den 12000'e gitmesiyle 15000'den yani 51000'e gitmesi aynıydı. çünkü market cap büyüdü. E, bunu da böyle düşünün. E, yani muhtemelen düşüşlerde de oransal olarak farklılıklar vardır. Daha az düşmüşüzdür. Bunu sebebi dediğim şekilde önceden piyasa çok sığdı artık çok büyük. bunu hesap edin. Ya yani bakmanız gereken aslında Fibonacci rakamları. Ve Fibonacci rakamları aynı şeyi işaret Aynı noktadayız diyor. O günkü seviyeyle. Geçtim. Combo. Combo diye bir coin istenmiş. Bakalım hemen şöyle hızlıca. Ya bu coin'e baktığım zaman ben şunu görüyorum. Coin net bir şekilde alınmamış. Ya bu kötü bir şey. Neden? Boğa yaşadık aslında kısa vadeli. Çok ara boğa diyelim. Ara yükseliş. Ya bu ara yükselişte tamam birçok altcoin yükselmedi ama iyi projelerin bence yükselmesi gerekiyordu. Çünkü injektif yükseldi mesela. Aptos'ta yine minimal yükselişler vardı. Ama vardı yani. Ya da Avax'da mesela. Bunda yok. O bir sorun teşkil ediyor benim gözümde. Onu söyledim. Bakalım başka neler istenmiş. Manta. Hemen bakıyorum. E, manta. Ya yani şimdi manta airdroplu muhtemelen galiba yani öyle biliyorum. E, bu gördüğünüz şekilde ciddi bir yükseliş sergilemiş ve piyasa tarafından alınmış. Ya bu hani artık bu noktada alınmaz bence. Bu aşağı yönlü sarkabilir. 0.22'lere 23'lere kadar hatta e, bir düşüş belki görebiliriz. Bir dakika şöyle bir, bir daha bakayım da yanlış olmasın. Yani evet görebiliriz. Ya çünkü genellikle bu tür coinler iyi eğer çıkışta alınıyor. Yani çıkıştan itibaren bunu alıyorlar. Sonra bir satılıyor tabii ki. Ya mesela şimdi Bitcoin 51 binden atıyorum 25 bine sarkarsa e tabii ki bunda da bir düşüş görebiliriz. Ya ama şunu söyleyeyim demek ki iyi bir coin ki piyasa bunu aldı. Fiyatta da onu söyleyeyim Mehmet Bey. Ya mantığı beğendim diyebilirim. Cake coin istenmiş. Şöyle bir bakıyorum. Kek coin'de bu arada omuz baş omuz formasyonu oluşuyor gibi duruyor. Onu söyleyeyim bu bir tehlike e, düşüş formasyonudur ve genellikle tepelerde oluşur. E, yani bu ne demek oluyor? Bitcoin eğer düşecekse e, bu muhtemelen arkadaşlar şöyle yaklaşık bir fiyat vereyim. 1.82 e, Bir dakika. Ya bu muhtemelen 1.20'leri falan ziyaret eder. Eğer Bitcoin 25 bin lira ki dediğim şekilde bir düzeltme şart bekliyorum. Kekoin için o yüzden olumsuzum. Geçtim. Uniswap. Ee, Uniswap'a baktığımız zaman şöyle bir haftalıkta bakalım. Uniswap'a baktığımız zaman şunu göreceğiz. Ya çok ciddi şekilde satılmış ama hala defi dediğimiz zaman birçok insan aklına uni geliyor. Ya o yüzden kripto yükselişiyle birlikte ben bunu tekrardan terak geleceğini, şahlanacağını düşünüyorum ama şu anki aşamada birazcık zor. Çünkü defi dediğimiz şey zaten kripto para piyasasının yükselmesinden faydalanan bir şey. E, ee, o yüzden uni'nin böyle kötü performanslar gösteriyor olmasına bakmayın aslında uzun vade için güzel kısa vade için negatif diyorum. QX, QX swap istenmiş. Evet Ya kötü, net bir şekilde kötü. Ya şu hareketi gördüğüm zaman hani bitti benim için bu coin. Hiç e, yorum bile yapmayacağım. diyerek zaten hepsi de bitmiş. E, Bitiriyorum videoyu. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomuz için teşekkür ederim. Dediğim şekilde bakın şunu unutmayın. E, bu arada Telegram grubuma da mutlaka katılın. Oradan da veri paylaşıyorum, haber paylaşıyorum. E, Twitter'ımı da takip edin. Önemli şeyleri paylaşıyorum burada e, Bitcoin hakkında da şunu söylüyorum. Ya yani arkadaşlar bakın mutlaka düzeltme gelir. Yani bu finansal piyasalarda düzeltme şarttır ve yakıttır. Yani iyi bir şeydir. Aslında mesela bunun bazı insanlar şöyle düşünebilir. Ya yani 20 bine gerilemesi mesela çok kötü bir şey. Hayır değil arkadaşlar. Bunu 20 bine gerilemesi çok güzel bir şey. Ya neden oluyor? Eğer Bitcoin 20 bine gerilerse bugün ya da 24 bine 25 bine gerilerse ETF'ler de artık açıldığı için yani kurumsalların alması için kurumsalların mal alması için bir piyasa oluşur ve kurumsallar bunu oradan dediğim şekilde 175 bin lira kadar taşıyabilir. Ama bir düzeltme gerekiyor. Bu düzeltmeyi bekleyelim. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.